Merhaba, eğlence ve teknoloji videoları hazırladığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda LG Music Flow P5'in kutu açılım ve incelemesini yapacağım. Umarım beğeneceğiniz ve keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Hemen kutu açılımını açalım. Marka, model ve ürünün resmini görebiliyoruz. Sol ve sağ taraflarında kırmızı şekilde dizayn edilmiş tasarım görünüyor ve alt tarafına baktığımızda ise iPhone, iPad ve iPod için uyumlu olduğu gösteriliyor. Apple Store ve Google Play'de de ayrı bir uygulama olduğunu söylüyor. LG tarafından Çin'de üretildiği yazıyor ve birkaç bilgiyi burada görebiliyorsunuz. Bluetooth'ta kullanıldığını ifade edebilen bir yazı yazmışlar burada gördüğünüz gibi. Onun dışında da burada ürünün özellikleri yer alıyor. Şimdi ürünü açmak amacıyla şuradan şöyle bıçağımı gezdiriyorum. Buradan ürünün aparatlarının yer aldığı şeyi çıkartıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Ve ürün burada. Ürüne gelmeden önce kutuda başka neler varmış diye bakalım. Koruma amaçlı bir sünger. Bu altından çıkan kağıtsa, eğer LG bir telefon kullanıyorsanız LG müziğe girdiğinizde bir kod karşınıza çıkıyor. Sanırım bu onun işine yarıyor. Kutuda göstereceğim farklı bir şey yok. Kutuyu bir kenara alalım. Şimdi şu siyah kutudan bir başlayalım. Bakalım içinde ne varmış. Garanti ve bilgi için bir kitapçık var. Onun dışında başka bir şey bulunmuyor içinde. Bir tane daha siyah kutu var. Bakalım bu kutunun içinde ne varmış. Buradan da ürünü şarj edebilmek amacıyla bir tane USB kablo çıkıyor. Bunları bir kenara alalım ve ürünümüze şöyle bir bakalım. Oldukça şık bir tasarımının olduğunu görüyorum. Şimdi jelatinlerini sökelim. Ürünün kutusundan ürün kitapçığı ve USB kablodan başka bir şey çıkmıyor. USB kabloya yakından baktığımızda gayet kaliteli bir yapı olduğunu görüyoruz. Zira parazit önleyici silindir bile mevcut. Birazcık ürünün şarjından bahsedeyim. Burayı açtığımızda ve bu vidaları açtığımızda karşımıza batarya denk geliyor. Daha önceden açtım fakat şimdi açmaya gerek duymuyorum. Şuradaki yere iğne veya ince bir şey sokarsanız bu ürünü tamamen reset atabilme imkanına sahipsiniz. Ürünün sağ tarafında bir adet micro USB girişi, bir adet AUX çıkışı ve bir adet de LED ışığı mevcut. Üst tarafında Bluetooth'u başka bir cihaza eşleştirme amacıyla kullanılan bir tuş, ses kısma ve açma tuşunun yanında ise durdurma ve oynatma butonu mevcut. Bu durdurma ve oynatma butonunu 2 kere tıkladığımızda yeni bir şarkıya, 3 kere tıkladığımızda ise eski şarkıya dönüş yapabilme imkanına sahibiz. Onun dışında Bluetooth ve ses kısma imlecine bastığımızda bu ürünü dual olarak yani çift kullanabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi ise LG Music Flow P5'i kullanmak amacıyla telefonumdan Bluetooth açıyorum. Şimdi ise ürünü açıyorum. Ürünü açtıktan sonra Bluetooth'a giriyorum. Gördüğünüz gibi LG Music Flow P5 bağlandı. Şu anda buna bağlandık. Başka bir cihaz bağlamak için buradaki Bluetooth simgesine 3 saniye basılı tuttuktan sonra böyle olduğunda yeni bir cihaz bağlayabilirsiniz. Şimdi telefonumdan bir müzik açayım ve ürünün kalitesini inceleyelim. Şimdi buradaki tuşa basarak müziği durdurabilirim. Ürünün sadece bu tarafından ses geliyor. Arka tarafı sadece bas için gibi. Zira kulağıma koyduğumda buradan bas geliyor, buradansa sadece müzik sesi geliyor. Ürünün iç tarafını açtığımda burada ve burada hoparlör olduğunu gördüm. Şimdi devam edelim. Ben ürünü 203 gün gibi uzun bir süre test ettim ve sadece bir kere şarja taktım. İnanılmaz derecede harika bir batarya mevcut. 2600 mAh'lik bu batarya benim gerçekten çok işime yarıyor.
Eğer izlemediyseniz bu ürünün yanında aldığım LG'nin bir monitör televizyonu var. Onu izlemek için tam şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, keyifli vakitler.